Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala habibina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallallahu taala aleyhi ve sellem ecmaîn. Sevgili kardeşlerimiz, Allahu Teala nasip ederse bugün Kamil-i Mürşid'i tanıyalım 7. sohbet ile devam edeceğiz. Kamil-i Mürşid'i tanıyalım derken, Kamil-i Mürşid Evliyaullah'ın görüşüne göre Baba Efendi Seyyid Muhammed Ali Efendimiz beyan eylemiş, her bir evliyanın görüşüne göre de fikirlerini ortaya sunmuş. Kamil-i Mürşid'i tanımak çok zor. Zira denizlerin dibini, gökyüzündeki yıldızların hepsini tanımak kolay. Ama ve lakin Kamil-i Mürşid'i tanımak zor. Belki denizlerdeki damlaları, kıyılarındaki kum tanelerini saymak kolay. Ama Kamil-i Mürşid'i tanımak zor. Çünkü ilmi ledün sahibi insanlar denize baktıkları zaman kaç damla olduğunu, kuma baktıkları zaman kaç tane olduğunu Allah-u Teala'dan lütfiyle bilirler. Ama Kamil-i Mürşid'i Allah bildirmezse onlar dahi ilmi ledün sahipleri bilmez. Çünkü Hızır Veli'ye göre, geçen 6. sohbetimizde Hızır Veli'ye göre Kamil-i Mürşid'i anlatmıştık ya, Hızır Veli rahmetullahi aleyh Kabe'nin etrafında dönenirken bakıyor ki bir zat-ı muhterem Kabe'ye ayaklarını dikmiş, sırt üstü yere yatır. Edep edep demiş. Kalk, toplan. Demiş, işine bak. Eğer senin Hızır olduğunu bildirirsem bir tane suratında tüy koymaz yol Allah. Haberin olsun. Hızır aleyhisselam hiçbir şey demeden biraz öteye gitmiş. Öteye gidince ya Rabbi ben bunu tanıyamadım demiş. Allahu Teala Hızır Veli'ye şöyle demiş. Beni sevenlerin listesi sende. Benim sevdiklerim sende değil. E nasıl tanıyacaksın Kamil-i Mürşid'i? Hızır'da ilmi ledün var. Ya o kadar zor Kamil-i Mürşid'i tanımak. Eğer kendi üstünü açmazsa ne bileceksin? Mesela bir Kamil-i Mürşid bir denizin kıyısı gibidir. Diyelim Akdeniz'in kıyısı gibidir. Akdeniz Antalya'da var, Adana'da var, Suriye'de var, Mısır'da var. Tunus'ta, Fas'ta var, Cebeli Tarık Boğazı'na kadar var. Sen hangi kıyıdasın? O kadar tanırsın. O kıyıyı bilirsin. Kaşık tarafı nereden bileceksin? Bunun gibi Kamil-i Mürşid'i tanımak çok zor. Sevgili kardeşlerim, 7. bölümde Habib Baba Hazretlerine göre Kamil-i Mürşid. Şaban amcamızla Paşa dedem Hamidullah Efendi kardeşim bugün Habib Baba'yı ziyaret etmişler ya, tam da böyle münasip oldu. Sohbetimiz de orada 7. bölümü devam ediyoruz. Habib Baba Hazretlerine göre Kamil-i Mürşid. Azizim, ezanlar okununca kulağa hoş bir seda gelir. Kalbinde zerre kadar imanı olanlar selaya koşar. İşte bu sala mürşittir. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet vardır. Sizin en uzun boylunuz mezinlerinizdir. Allah'a çağıranınızdır. Sizin en uzun boylunuz Allah'a çağıranınız. İşte bu uzun boyludaki çağırmak mezinler için ayettir diye derler ama Allah'ın mezinleri de mürşidi kamillerdir. Size çağırır. Zaten sala okunmadan, ezan duyulmadan mürşide nasıl gideceksin? Bunun bir özelliği vardır. Allah-u Teala Hazretleri Hazreti Halilurrahman'a çık Kabe'nin üstünde ezan oku dedi. Çıktı ezan okudu, hiç kimse duymadı. Bir müddet zaman geçti. Ey İbrahim dedi, çık bir daha ezan oku. Çıktı bir ezan daha okudu ya da sela verdi. Bir baktı ki yanında 3-5 kişi duydu Kabe'nin etrafında, o çevreden. Biraz daha zaman geçince dedi ki ey İbrahim çık bir ezan daha oku. İbrahim aleyhisselam 3. ezan okuyuşunda yeryüzü onun sesiyle doldu.
İşte o gün bugün o yeryüzünde onun sesiyle beraber ezanı duyanlar Kabe'ye hala akın akın yönelmiş gidiyorlar. Onun sesini duyanlar çağırdı Allah. Üçüncü de kainatı doldurmasının sebebi Allah lisanı hal ile ondan söylediğindendir. Birincisi ilmel yakın, ikincisi aynel yakın, üçüncüsü de hakkal yakın oldu. İşte kamili mürşidin sesi kainatı doldurur. Babam da demedi mi tövbe ederken bir ses bütün etrafı doldurdu. Zaten mütmeinnede ses yönsüz gelir. Nefsi emmarede nefs ben yaparım, ederim, götürürüm, getiririm sonuna em takısı alır. Emmare yani kendi nefis. Efendime söyleyeyim cin olduğu zaman ve şeytandan olduğu zaman ses şöyle. Sen yaparsın, götürürsün, getirirsin en takısı alır. Sanki birisi sana söyler. Ama diyor Allahu Teala'dan gelen ses yönsüzdür. Ve tek bir kelimedir. Yap. Emir. Tut, kaldır. Dedim ki babama, efendim dedim, şeyde Diyarbakır'da sahabeleri ziyaret edince efendim onların dedim aralarından bir tanesi bana dedi ki bu iş ya olacak ya olacak. Efendim ne demek istedi? Baba efendi dedi ki Engin efendi ya olacak demişlerse bu iş olmaz. Burada ya kelimesi kullanmaz Allah'tan gelen hitap. Allah'tan hitap alsaydın ya kelimesi olmazdı olacak derdi olurdu. Ya olacak ya olacak demesi Engin efendi sendeki tereddütün mü var o mübarek mi bu tereddütü sana verdi. Bunu düşün dedi. Demek ki bizde de biraz korkaklık var ki ya demiş ya. Demez Allah. Anladın mı sen? Burada ezan okuyucu sesler zerre kadar imanı olan buna koşar. Zaten zerre kadar imanı olan cehennemde de kalmaz ki. Ya Rab haberin nereden alalım? Bir kamili mürşide varalım. Ben bilinmez bir hazineydim. Kullarım beni bilsin diye yarattım. Hikmetinde ne var? Gel yeryüzünde kamili bul Allah'ı bil. Kamili bulmadan nasıl Allah'ı bileceksin? Bütün peygamberlere bir önder geldi Cebrail aleyhisselam. Kitap ehline kitap gönderdi Allah-u Teala. Yani sen peygamberlerden çok üstün bir ruha mı sahipsen? Ben mürşitsiz de bulurum dersen. Neyi bulacaksın? Said-i Nursi Cennet Mekan Hazretleri ikişer yola çıktı. Birisi bir reisin adını aldı, birisi kendi başına çıktı diyor. Reisin adını alan gittiği her yerde hizmet gördü, itibar gördü. Kendi başına çıkan yolu şaşırttı. Zelil rüsva oldu ve gideceği yere de kavuşamadı. İşte bir reisin adını almak, Mürşid-i Kamil'in elini tutmaktır. Torpil bir yerde. Hatta şunu da söyleyeyim. Şeyh-i Şirani Hazretlerinin bir dostu ya demiş, sen mürşitlik yapsan da Şeyh-i Şirani'ye. Senin mürşitliğin demiş, benim umurumda değil. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, senin de peygamberim, benim de peygamberim. O diyor ki, bana çok salavat çeken bana yakın olur. Ben salavat çekerim, ona da yakın olurum. Ötesi ne? Demiş, sen bilirsin. Gitmiş o dostu. Birkaç gün sonra sabah erkenden kapıyı el almış, kapıyı dövüyor. Kapıyı dövüyor. Demiş ki, efendi, hayırdır sabah sabah. Demiş, kalk şeyh, ben bir gün rüya gördüm. Mübarek gülümsemiş. O da o rüyayı görmüş çünkü. Anlat demiş ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ravzasına vardım. Sen ravzanın içindeydin ben dışındaydım. İçeri girmek istedim. Oradaki nöbetçi dedi ki nereye gidiyorsun seni koymazdık içeriye. Ben de içeride seni görünce dedim Şeyh-i Şirani bana baksana ben senin dostunum şunu söyle de içeri al. Öyle uyandım. Demiş işte mürşit o. Ben senin dostunum diysen ya içeri al. İşte mürşit ahirette öyledir. Ben senin dostunum diyeceksin, cennete gireceksin. Hemen intizap etmiş efendim, alacağımı aldım. Ya ne diyorsun ya? Kendi başına seni kim içeri koyacak? Muhammed Ali olmasa bizi kim bu hale sokacak? Hepimizin evveliyeti belli. Elhamdülillah. İyi ki gelmiş, iyi ki ona köre olmuşuz. Elhamdülillah. Evet, işte diyor o mürşittir. Habib Baba'ya göre kamili mürşit, insanları hakka davet eden, onların manevi hastalıklarını tedavi eden Lokman Hekim'dir.
Sevgili kardeşler, Allah-u Teala Hazretleri nebiler arasında Lokman Hekim'i nasıl irsal eylemiş, yaratmış ve Lokman Hekim olarak nam almışsa, Habib Baba Hazretleri de evliyalar arasında El-Hakim ismine sahiptir. Hekimdir, evliyaların doktorudur. Dursun Baba Hazretleri rahmetullahi aleyh, ben diyor hastaydım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında Habib Baba'yı gördüm. Ve ben ölecek durumda hastaydım. Dedim beni bana bırakın, biraz kendime geleyim. Eğer kendime gelmezsem beni hastaneye götürün. O kadar diyor ağır, ben de öldü zannedildiler. Öyle başıma toplandılar diyor. O arada diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Habib Baba'ya görev verdi. Dedi ki Dursun'la ilgilen. Habib Baba geldi. Ben diyor zaten nefes alamıyorum. Bana dedi ne o, hasta mısın? Dedim gönlüm sen, nefes alamıyorum baba. Sen diyorsan hasta mısın? Lan demiş adam bir dur seni bir çığınayım demiş. Değil beni bir çığınadı. Elini sıvazladı, yüzünü gözünü, evet yani. Çığınayım derken maksat koç ayaklarının altına alıp ezmedi yani. Böyle bir eliyle ufaladı diyor. Biraz sonra diyor kalktım geldim dip dibri sip sip de herkes yüzüme bakıyor. Lan ne oldu sana? Ölümcül adam dirildi. Ya sizler de şahit tabii. Vay ben ondan anlatayım. Babam bunu bana anlatmıştı. O yolun başında benim de ayağım kırıldı 94'ten. Hemen 3 İhlas bir Fatiha okudum da böyle hastaneden getirdim. Uzatmışlar böyle ta kalçadan şey almışlar alçıya. Dedim Habib Baba ben Muhammed Ali'nin oğluyum. Ona yaptığın gibi bana yapacaksan benim bu ayağım eğlene kadar eğer ağırır var ya keyfen ya. Yakan yapışırım. Ahan yatırım. O gün bugün ayağım tamir oldu yine ağırmadı. Kırıkken üstüne bastım. Eğildi ama yine ağırmadı. Ayağım az bir şey eğri tuttu. Üstüne bastığım için. Bak yok böyle bir şey. Onun himmeti o kadar âli. Hatta Baba Efendi Hazretleri buyurur ki Habib Baba hakkında sizin bildiğiniz Yunus Emre var ya. Yunus Emre Habib Baba'nın kapısına hizmetkar bile olamaz. O kadar uruhiyet sahibi ama Yunus'un aşkı var. Aşktan önde. Aşk var. Ya, ne demek Habib Baba? Habib Baba'yı tanımak belki Muhammed Ali'ye mahsus ama Habib Baba şöyle bir şey buyurmuş. Benden 250 ve 300 sene sonra bir veli gelir Erzurum'a. O veli beni kainata taşır. Benim bütün sırlarımı, hallarımı o veli kainata taşır. Biz bunu Seyyid Muhammed Ali biliriz. O olmasa onun evladından birini biliriz. Ne bileyim Murad Efendi ya da Seco Efendi yarın ruhunu giymeyecek. Evet. Giymez mi? Gelir giyer. Babam ne dedi sohbette? Lan dedi dün Hacı Bayram Veli, bugün Muhammed Ali. Giymiş donu, görünüşte bana Dursun Güneş değiller ama benden şu anda size konuşan Hacı Bayram dedi. Görüz varsa görün. Ne bilirsen kardeş? 124 bin velinin, peygamberin ruhu, sahabeyi efendilerimize veda hutbesi verirken 124 bin sahabe var dediler. Her bir peygamberin ruhu bir sahabeye nakş oldu. Bunlar da yeryüzüne yayıldı. Hiç terk edilmedi bunlar. Adam diyecek ki ya böyle bir şey olur mu? Niye olmasın? Aç Hazreti Süleyman'ın hayatını. Çölün ortasında sahrada böyle bir cam fanos üzerine bir saray yaptırdı. Onu da nasıl yaptı? Şebinle toprağı karıştırdı, cam oldu. Şebinle toprak karışınca sıcakta cam olurmuş. Cam olmuş. Onun üzerine diyor ki Hazreti Süleyman tahta oturdu. 1000 tane nebi sağında vardı, 1000 tane veli solunda. Solundaki velilerin başında Asaf duruyordu, sağındaki nebilerin arasında Lokman Aleyhisselam vardı, Hızır Aleyhisselam vardı, Zülkarneyn Hazretleri vardı. Daha öbürlerini bilmiyorum, bu üçünü net bilirim de. Ya adam ya ne demek yok, herkese orada duruyordu. Ben şurada bir camiye gittim, Çırçır Camisi hemen şu hazır elde. Namaz kılırık. Cami de dolu, 5 saf var. Dedim Ecep burada bir tane dedim Allah dostu var mıdır? Ya bir tanesi ensemden şöyle dedi. Sen hariç hepimiz Allah dostuyuk. Sen hariç hepimiz Allah dostuyuk. Allah dostu var mı diye sormuşam ya. Bana çok kızdı. Sen hariç hepimiz Allah dostuyuk. Sen öyle düşünüyorsun. Anladım ki yeryüzünde kardeşim Allah-u Teala'nın zerreden küreye dostu çok benden etnası yok. Aynen adam öyle dedi kardeş.
Ne bileyim. Daha korkumdan geri dönüp de bakamadım ki kimdi. İcap ettim ya. Kafam geçti bacaklarımın arasına. O kadar ezildim efendim. Bağışlayın, özür dilerim. Aynen ya, zahir ya. Daha bir ay olmadım. 1,5 ay olmadı belki de. Allah'ım şükür. Ya Rabbi, işte Habib Baba öyle bir zat. Manevi hasta olan Müslümanlar manevi hastalıklarına çare bulmak için tabibi Lokman'a gitmek zorunda kalır. Öyle ya, zahir insanlar has doktora gider, batın insanlar bir tabibe gider. Bu tabibi arar bulurlar ve ona teslim olurlar ve teslim derecesine göre de şifa bulurlar. Manevi hastalıkların tabibi kamili mürşittir. Şimdi buraya baktığımız zaman bir sürü alim tanıyoruz. Mesela Akşemseddin bir alim. Hacı Bayramı Veli bir alim. Hacı Bayramı Veli bir alim olmakla beraber Somuncu Baba'ya 21 yıl gitti, talebi oldu. Bursa'dayken de yanındaydı. Çıraklık yapıyordu somun yaparken. Akşems bir tabip idi. Hacı Bayram'ın veliye geldiği köpeklerine tabiri caizse yağ yemek istedi. Tabii mikrobi bulan adam. Ondan sonra geç bu tarafa Muhammed Halid-i Bağdadi, Bağdat müderrisi Cedde Abdullah Dehlevi'nin oraya Sakarya'nın tuvaleti silmeye çalıştı. Yahu daha yakın zamanda Sultan Muhammed Raşit adam ağzıyla anlatıyor, kulağımla işittim diyor ki tuvaletleri o zaman odunların arasındaydı, sepete insanlar yapıyordu, götürür deriye tükürdük sepeti. Akşam namazında diyor ben 3 gece 3 gün bekledim tökmek için, fırsat gelmedi. En son diyor baktım adam almış gidiyor, bağırdım peşine, camiye gitmedim diyor. Camiden çıkıram götürmüş, çıkıram götürmüştü. Camiye gitme. Bağırdım, ey dedim efendi sen kimsen? Al bu hizmetten beni mahrum etsen bir sepetle ben götüreyim töküm. Bu milletin şeyini. Dedi ne bağırırsan kardeş, bu benim işim. Ben dedi öfkeyle gittim ki yakasını tutayım. La bir tane bir sepet verdi ha. Yaklaştım diyor karanlıktan biraz yüzünü seçince gördüm ki Muhammed Raşit. Sepetleri dökür. Ya bu gerçek gerçek. O sepetleri tökür ama bugün biz de onu sırtlamışık başımızın gözümüzün üzerine. Adını andığımız zaman gözlerimiz yaşarır. İçimiz ürper. Ya ne diyorsun ya? Ben yaşadım gördüm. O efendi ben çok duymuşumdur. Abdülkerim şeyi Allah için söylüyorum. Orada bir şey göremedim. Yani evet. Ama evet canım o zat duymuşam, biz kulağımdan biliriz. Demiştir ki Muhammed Reşit kamili mürşittir. Amennas. Dört kamilden biridir. Biz Biliyorum. bunu bilir. Yani onu inkar etmiyoruz ama alim olarak, bir şeyh olarak yaptığı işe bak. El öptürmüş. Ama el öptürdüğü zaman dolmuş ama o nereden gelmiş? Ne hizmetler etmiş? Ya Neler çekmiştir ya. onun için işte burada neyi bilmek lazım? Bu manevi doktorlar bu yolun erbabıdır. Onlar efendime söyleyeyim hastalar gider onları iyileştirir. Burada şunu demek istiyorum. Derecelerine göre de şifa bulurlar. Ne kadar hizmet o kadar derece alırlar. Ne kadar muhabbet o kadar hal alırlar. Yol alırlar bir bakarsın ki aşk ala 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 aşık olmuş. Aşık maşukuna kavuşa kavuşa aşk ortadan kaybolmuş. Maşuk olmuş. Bu sefer de aşıklara maşukluğu verirken kaybolmuş, ışık olmuş. Işık olmuş, her tarafa dolmuş. Aşk, meşk, ışk dedikleri bu. Şimdi Müdeffifin suresinde geçen gün Hızır Aleyhisselam'ın sohbetinde okuduk. 8, 18 ile 28 ayetler arasında Allahu Teala'nın beyan ettiği o güzellik, onlar tahtlar üzerinde otururlar, onlar boş söz söylemezler, birbirlerine bakarlar. Onların arasında incimsi delikanlılar dolanırlar, kese kese mühürlü şaraplardan dağıtırlar. Onlar sarhoşluk yapmaz gibi ayetler vardı ya. Ha, o ayetler işte Kamili Mürşit'e aittir. Ben okudum. Ha, o ayetler evet babamın okuduğu gibi oradan bir ayet okumuştu. O ayetler Kamili Mürşid'e ait. Onlar tahtlar üzerinde oturur, nazar ederler. Şimdi burada bir anlatalım. İbrahim Hakkı Hazretleri diyor ki, Fakrullah Hazretleri'ne hizmet ederken bir adam geldi. Fakrullah Hazretleri'ne selamun aleyküm dedi. Aleyküm selam buyur dedi. Adam karşısına oturdu. Başka bir şey yok değil. İbrahim dedi. Molla İbrahim dedim buyur efendim dedi. Bizim hizmetimizi sen yapacaksan kimse içeri girmeyecek. Zaten çok da içe insanlarla yüz yüze olan bir şey değil mübarekler.
Diyor ki 3 gün o içeride oturdum onlarla beraber. Abdest sularını töktüm. Namazgahlarını serdim. Yataklarını serdim, kaldırdım. Hiç ben çıkmadım odadan. 3 gün onlarla oturdum. 3 gün sonra şeyh kalktı ayağı dedi ki müsaadenle efendim. İsmail Fakrullah da dedi ki müsaade sana. Başka laf yok, gelirken merhaba, hoş geldin, giderken de bu. Dedi ki bana yolda İbrahim demiş bunu şehrin dışına kadar şey, köyün dışına kadar çıkart. Diyor ki ben diyor böyle yolda çıkartırken bana döndü dedi ki ey İbrahim, şeyhin çok sütlü bir adam. 3 gündür gece gündüz sohbet ediyoruz, adamda ilim bitmedi. Ben bittim, o bitmedi. Ben de ondan alacağımı aldım gidirim. Ben de dedim ki diyor gayri ihtiyari, 3 gündür huzurunuzdayız, hiç ağzınız açılmadı, gözünüz canlanmadı. Siz bu bunca lafı nereden konuştunuz? İbrahim demiş, hal ehli lisanı hal ile konuşur, lisanı kal ile değil. Kal adamla sözlü konuşur, hal ehli sükür. Biz de biliriz, bizi babam nasıl irşat etti, sükürtlü bunlar. Hangimize o aldı konuştu, bu sırları bize anlattı, hep bize bunları manevi söyledi, manevi doldurdu. Hepimize, bu aşıklığı... La sen aşık ol mu dedi. Söyle dedi, bize söyledir. Ama sükutluk ondan verdi hepsini bize ya. Lisan-ı hal böyle konuşur kardeş. Lisan-ı kal nereden olacak? İşte diyor bu haller, o birbirine nazarla bakar ya, boş söz söylemezler. İşte sır bu. Mürşid-i kamillerde sır. Sus. Bize efendime söyleyeyim, susmak istedik. Baba efendi, dilsiz şeytan çağırır. Sen konuşacaksın, zamanı gelene kadar konuşacaksın. Peki konuşalım işte. Ha şimdi konuştuk emri üzerine, hale devam ederek. Evet sevgili kardeşler, onlar muhabbetin kaynağıdır. Bu kaynaktan ancak mukarrabin olanlar istifade eder. Mukarrabin insanlar nedir kardeş? Şunlardır. Meleklerin içerisinde mukarrabin 4 melek vardır. Azrail aleyhisselam, Cebrail aleyhisselam, Mikail ve İsrafil aleyhisselam melekler içerisinde mukarrabin olduğu gibi... İnsanların arasında da mukarrabin olan evliyalar vardır ki işte bu sırlar onlara mahsustur. Onlar dünyadayken cennet hayatı yaşarlar. İdris Nebi cennete girer, cennette kaldığı gibi onlar da demek ki dünyada cennet hayatı yaşarlar. Efendime söyleyeyim, devam edelim. Bu onların teslimiyetindendir. Kime teslimiyetinden? Allah'ın teslimiyetinden. Sevgili kardeş, teslimiyette bir örnek vereyim. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir şeyhin yanına vardı. Dedi ki şeyh, Allah'a zannın ne kadardır teslimiyet babında? Dedi sultanım, elimi boş cebime soksam dolu çıkardıram. Dedi ki 90 san. Niye dedi? Boş cep dediğin için 90 san. Elimi cebime sokar çıkardıram demen lazım dedi. Bak Allah o kadar ki... Boş dedi ya, orayı boş görmesi onun noksanıdır. Ya zaten adam boş cebine sokup da onu çıkartacak. Bize göre en mükemmel haldir. Ama Abdülkadir Ceylan Hazretleri diyor, hayır demiş, daha sen Allah-u Teala'nın suizandan kurtaramamışsan. Ona bile suizan demiş. Cezanın ne olacak? Teslimiyet onun bu öyle olacak. Attım getireceğim. Bu bizim aklımızdan öte tabi. Hakka yakın sırrı, biz ilmel yakın, aynel yakın, belki de bilemiyoruz aynel yakını da. Ama hakka yakında bu var. Ki zaten bunun sırrına erdin mi, bunları zaten idrak edersin. Böyle bir teslim olacaksın. Beşeri dalgalar boydan aşsa da bu nehrin tadını bozamaz. Bu nehre engel olmaz, bu nehre yön veremez. Beşeri. Şimdi burada beşeri dalgalardan maksat insanlardan gelen efendi kardeşler sıkıntılar. İnsanlardan gelen bela ve sıkıntılar. İnsanlardan gelen bela ve sıkıntılara Mevlüt Baba Hazretleri şöyle dedi. Oğlum bizim bağrımız geniş. Onların sözleri bizim bağrımızı doldurmaz. Başka bir evliya bizim bağrımız deryayı umman olmuş. Bir avuç toprak bizi bulandırmaz. Yani insanlardan gelen kınamanın hiçbir tanesini aldırış etmeyeceksin. Beşeri hiçbir sıkıntı seni rahatsız etmeyecek. Seni boydan aşsa bile nehrin tadını bozmayacak. Şimdi sevgili kardeşler bak, bir umman düşünün. Dünyanın en büyük okyanusu büyük okyanus. Büyük okyanusun içerisinde bir nehir akıyor. Eni 100 metre, derinliği 1 kilometre.
bir kilometre derinlikte 100 metre eninde suyun içinde su akıyor. Böyle bir şey var mı ya? Suyun içinde su akar mı diyeceksin? Evet, nehir akıyor. Okyanusun içinde nehir akıyor. İşte bu onu diyor. Senin boyundan açsa bile nehrin o suyun tadını bozmaz. Seni bozmayacak. Akış yönün devam edeceksen, dağılmayacaksan. Hiç kimse de bu nehre engel olmaz. Suyun içinde su nehir gibi akacak ve kimse engel olamayacak. Ve bu nehre de kimse yön vermeyecek. Allah istikametten ayırmasın. Zaten kamil-i mürşid kimseye hidayet etmez, kaderi de değiştirmez diyelim. Burada Habib Baba'ya göre kamil-i mürşidin sohbetini sonlandıralım. Allah-u Teala Hazretleri anlayıp dinleyip emel edenlerden eyliye. Allah-u Teala Hazretleri nasip ederse önümüzdeki gün bu kamil-i mürşidin, Habib Baba'ya göre kamil-i mürşidi devam edeceğiz. Geçmişlerimizin ruhu için, piri piran için Seyyid Muhammed Ali Hazretlerinin ruhi ihvanlarının ruhu yani için, kafe-i ehli din, ehli İslam'ın ruhu için, Allah rızası için, El-Fatiha-tü Mes-Selevat.